أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع جنوبنا محمد صلى الله Sallu ala tabibi kulubina <Sessizlik> Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala el Muhammed. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet muhterem izleyenler, Berat gecesinde böylece geride bıraktık. Rabbim Celle Celaluhu o mübarek gecede yapmış olduğumuz ibadetleri, taatleri, evradımızı, evkarımızı, dualarımızı, namazlarımızı Maal küsür dergah hizmetinde kabul eylesin. Her birlerimizi cehennemden beratlerini alanlardan eylesin inşallah. Rabbim Celle Celaluhu daha pek çok ...böyle kıymetli gecelere ulaşmak ve o geceleri de ihya edebilmek... ...Rabbim Celle Celal cümlemize ikram eylesin. Tabi berat gecesi demek aslında bir nevi Ramazan-ı Şerif da ...müjdecisi demek ee, ve böylece üç ayların manevi ikliminde yol alırken... ...Ramazan-ı Şerif ayına da e, epeyce bir yaklaştık. Ama tabi henüz Şaban-ı Şerif ayındayız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayındayız. Bu münasebetle Şaban-ı Şerif ayında tabi pek çok önemli hadiseler vuku bulmuştur. İnşallah bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yani Şaban ayında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayında vuku bulan bir takım hadiselerden bazıların inşallah sizlerle burada müdakere ve müteala etmeye gayret edeceğiz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden biri de inşikak kamer mucizesi. Nedir bu? İnşikak yani bölünmek, efendim yarılmak demek ve kamer malumunuz e, ay demektir. İnşikakı kamerde ayın yarılması mucizesidir. Tabi bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Çünkü tabi Efendimiz aleyhisselatü vesselamın pek çok mucizeleri vardır. Lakin e, o gösterdiği mucizeleri orada bulunan Kimler varsa orada bulunan topluluklar buna şahit olmuştur. Onlar görmüştür. Ama e, bu ayın yarılma mucizesini sadece orada bulunanlar değil, sadece oradaki efendime söyleyeyim e, toplananlar değil. Her beldede, her tarafta yani o gün, o gece ayın gö görüldüğü her yerde ne yapılmıştır bu mucize efendim görülmüştür. Bu münasebette de hakikaten bu çok önemlidir. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi pek çok mucizeleri var. Yani orada bulunanlar ne yaptılar? Bunlara şahit oldular. Mesela işte bir kabile geldi. Dedi ki ya Resulallah yani iman edecekler ama bir mucize görmek istiyorlar. Dolayısıyla peygambere mucize şarttır ama bir evliyaya keramet göstermek şart mıdır? Değildir. Yani sen evliya isen bana bir keramet göster de inanayım. ya inan, ister inan ister inanma. İnanırsan bu mübarek adamdır, bu alim zattır, ilmiyle amildir. Eğer buna inanırsan e ona tabi olursun, onun yolundan gidersen e o da tabi cennet yolunda gitmesi hasebiyle e sen de cennetin yolunu kolaylaştırmış olursun. Yani bu e onun keramet gösterip göstermemesi meselesi mecburi bir durum değil. Hatta Allah dostları kerametlerini nabarlar, gizlerler, gösterme taraftarı da olmazlar. Ama mucize böyle değil. Peygamber'e mucize lazım mıdır? Elbette. Yani bu ne demektir? Mucize şu demektir. Allah'ın o elçisini desteklediğini, onun peygamber olduğunu efendime söyleyeyim e, tasdikinin bir alametidir. Öyle bir iş yapıyor ki mesela geldiler bir e, mucize gösteriyor ya Resulallah. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki şu puta sorun benim kim olduğumu o söylesin dedi. Dolayısıyla o put da fasih bir lisan ile ne dedi? Ente Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'ın Resulüsün dedi. Dolayısıyla e bunu şimdi e, kim yapabilir? Allah'tan başka onu kim konuşturabilir? Değil mi? O taşlara, o kerestelere lisanı konuşmayı kim yapabilir? Mevla. Dolayısıyla işte Mevla yapınca demek istiyor ki bak ben bunu yapıyorum ve bu da benim elçim olduğunu böylece ispat ediyorum. Manasında peygamberlerin mucizeleri vardır. İşte o put orada konuşmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ikrar etmiştir. Ama bu hadiseyi oradakiler görmüştür. Daha pek çok mucizeleri var değil mi? Ağaçlar, efendim toprağa yara yara gelmişler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde secde etmişlerdir. Veya o mübarek parmakların aralarından he sular akıtmıştır, nehirler akıtmıştır. Orduları suya kandırmıştır. Mübarek ellerindeki o taşlar tesbihatını bütün o efendim orada bulunanlar hepsi ne yapmıştır işitmiştir. O taşların tesbihatını. Dolayısıyla bu gibi hadiseler orada bulunanlar tarafından duyulan, bilinen, efendim söyleyeyim şahit olan e, mucizeler. Ama dediğimiz gibi ayın yarılma mucizesini bütün civardakiler, diğer beldelerdekiler de ne yapmışlardır? Buna şahit olmuşlardır. Çünkü gökyüzünde kaç tane ay var ki? Değil mi? Yani gece oldu mu? Ay çıktı mı? He? Dünyanın gece olan efendim bütün yerlerinde o ay Efendim ne oluyor? Hava açık olan yerde gözükebiliyor. Eğer o yarıldıysa, o ay ikiye bölündüyse o zaman ne oluyor? Bütün efendim o beldelerde onu görmüş oluyorlar. Efendim bununla alakalı tabi rivayet edilir ki, bu tabi çok açık bir burhan, çok açık bir mucize. Ebu Cehiller, As bin Vail'ler, Efendim Umeyye bin Halef gibi küfrün kahramanları diyelim, küfrün ileri gelenleri bir akşam geldiler. Yani gecenin ilk saatlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da oturmuş sahabesiyle sohbet ediyor. Ve dediler ki yani bir mucize istediler. Dediler ki bak şu ayı eğer ikiye bölersen dediler sana inanacağız dediler. Tabii ki Ebu Cehillerin derdi aslında iman etmek değil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten peygamber midir? Değil midir? Yani bir bize bir alamet göstersin de inanalım kabilinden bir teklif değil. Çünkü eğer mucize görmekle inanacak olsalardı ilk önce Ebu Cehillerin inanması lazımdı. Onların gördüğü mucizeyi kim gördü ki? He, O kadar mucizeler gördüler, o kadar harikulade hallere şahit oldular ama küfürlerinden, inkarlarından, o yanlış yollarından dönmediler. Ama efendim imanda gözü olan, hidayette meyli olan, değil mi? Olan kimselerde zaten e, mucizeye ne gerek var? Bak Ebu Bekir radıyallahu anh, değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracına görmeden iman etmedi mi? Hatta geldiler bak senin dediler arkadaşın ne diyor duydun mu? Şöyle şöyle yapmış. Bir gece de mescid Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Yedi kat semayı açmış geçmiş. O mu söylüyor? Evet o söylüyor. O söylüyorsa doğrudur dedi. O söylüyorsa doğrudur. Sen buna da mı inanıyorsun? Vallahi ben dedi, gökten gelen vahye iman etmişim. Daha acayibini söylese ona da iman ederim dedi. Hemen koştu gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Esselamu ya Resulallah. Miracın mübarek olsun. Nasıl oldu anlatır mısın? Ve böylece sındık ile zındık ayrılmış oldu, tefrik edilmiş oldu. Dolayısıyla Zaten bunlar Velid bin Mughireler olsun, Umeyye bin Halefler olsun, Ebu Cehiller olsun. Sen mucize bir kenara Muhammed Mustafa'yı görmemişler mi? He? Onun nur yüzünü, onun gül yüzünü, onun o yüce ahlaki vasıflarını, Muhammedül Emin oluşunu Rasulullah'a görmüşler. O nuru görmüşler, iman etmemişler de. Mucize görüp de mi iman edecekler? Hani Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktı. Ne buyurdu, ne dedi? Dedi ki ya Resulallah vallahi hiçbir mucizen olmasa senin dedi şu görüntün var ya şu senin şu siman var ya peygamber olduğunu anlatmaya yeter de artar bile buyurdu. Evet zaten Tevrat'ta bütün vasıfları var oradan biliyor. Ebu Cehiller tabi bir düşmanlık var. Efendim bir rekabet var, bir haset var, bir düzenleri var. O küfür düzenlerinin bozulmasını da istemiyorlar. Bir sömürü düzeni kurmuşlar. He? Dolayısıyla onun bozulmasını istemiyorlar. Çünkü İslam geldiği zaman ne yapıyor? Onların tamamını kökünden söküyor, atıyor, temizliyor. Yerine ne yapıyor İslam? Nizamını getiriyor, koyuyor ya. O zaman o sistemde, o nizamda zalimlere yer yok. Zorbalara, cebbarlara yer yok. Orada hak var, hukuk var. Eşitlik var, adalet var. Ya. Dolayısıyla pek çok tabi sebeplerden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmediler. Yoksa mucize görmediklerinden değil. Şimdi bugün de gelip eğer bize mucize gösterirsen, he, eğer bu ayı ikiye bölersen, bak bir de sipariş veriyor ha. Ayın diyor bir tanesi diyor Ebu Kubeş dağının tepesinde olacak. Öbürü de diyor Kuay Kağan dağının tepesinin üzerinde olacak. Yani şey düşünün. Efendim Merve ile Safa, Safa tepelerini düşünün. Merve tepesi Ebu kubec dağının eteği. Efendim e, Safa Tepesi'de e, Affen Merve Tepesi'de Kuay Kağan Dağı Safa Tepesi Ebu Kubeys Dağı Düşünün Efendim Kuay Kağan Dağı'nda da Merve Tepesi Aralarında da işte sahne ediliyor gidiliyor geliniyor ya 350 metre kadar bir mesafe var Bayağı uzun bir mesafe Dolayısıyla böyle bir sipariş Adeta veriyorlar Ama bunların derdi iman etmek değil Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aciz bırakmak Haşa. Onu çaresiz bırakmak. He? Beceremesin, yapamasın. Güya madem peygambersin yap da görelim. Yapamayacak ve böylece ne yapacaklar? İnkarlarını, niçin inanmadıklarını böylece ispatlandırmış olacaklar. Kendi efendim, müşrik kafalarına göre. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu. Eğer dedi bunu yaparsam iman edecek misiniz? Evet. Evet dediler iman edeceğiz dediler. Bunun üzerine tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinden kalktı. Mevla Teala Hazretlerinin yazda bulundu. Aya doğru celalle baktı ve mübarek parmağıyla aya işaret etti. Onun aya işaret etmesiyle he allah Teala'nın izniyle o tabak gibi altın sarısı ay ikiye ayrıldı. Hakikaten efendim bir tanesi Safa Tepesi'nin üzerine Ebu Kubeş Dağı'nın o tarafta. Bir tanesi Merve Tepesi Kuhay Kağan Dağı üzerinde. Yani müthiş bir manzara, dehşetli bir görüntü, tüyler ürperten bir olay. Ama tabi oradaki sahabenin efendim, imanı daha çok perçinlenirken Ebu Cehillerin tabi küfrü de daha ne olmuş oldu? Ziyadeleşmiş oldu. Çünkü ne dediler? Ya dediler Muhammed bizi büyüledi dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabi ashabına dedi iş i̇şhedü, işhedü şahit olun şahit olun. Ve oradaki sahabe-i kiram buna şahit oldular. Ama Ebu Cehil ve avanesi inanmadılar. İnkar ettiler. Muhammed bizi büyüledi dediler. Sihir dediler. Kur'an-ı Kerim'de Mevla bahsediyor bu hadiseden. İktarabeti abeti saati şakkal kamer. Kıyamet yaklaştı ay yarıldı. Ve iyyara ayete yuridu ve iyyara ayeten ne zamanki bir mucize görseler yuridu bu ve yaqulu yüz çeviriyorlar ve bu e, eskilerden beri gelen bir sihirdir dediler böyle diyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de dediler ki bu sihir bize sihir yaptı. Onlardan bir tanesi dedi ki ya dedi madem bize sihir yaptı öyle bu her yere sihir yapacak değil ya değil mi? ay bir tane. Bizim dedi kavimlerimiz var. Bizim efendim kervanlarımız var. Şam'a giden kervanlar var. Yemen'e giden kervanlar var. E onlar gelince soralım bakalım. Ve böylece yalanını çıkaralım. Bize büyü yaptığını millete söyleyelim. Çünkü Mekke'yi düşünün. Coğrafi olarak Şam kuzeyinde. Efendim Yemen de güneyinde. E şimdi Yemen'den gelen kervana soracaklar. Şam'dan gelen kuzeyden gelen kervana soracaklar onlar da yani filan gün filan efendim gece ayın yarıldığını gördünüz mü? Ya ne diyorsunuz kardeşim öyle bir şey olabilir mi hiç diyecek onlar da. Bak gördünüz mü böyle bir şey görünmemiş ama biz gördük mü gördük demek ki sihir yaptı. Eğer sihir olmasaydı onlar da görürlerdi diye ne yapacaklar? Kendilerine göre bir mantık yürütecek bir felsefe yapacak ve böylece küfürlerini adeta sanki delillendirmiş olacaklar haşa. Ve tabi o kervanlar geldiler. Onlara sordular. Dediler ya filan gün filan gece böyle bir hadise rastladık. Hadise rastladık biz. Size böyle bir şey oldu mu? Vallahi dediler biz de gördük. O gece biz de şaşırdık. Bakmaktan kendimizi alıkoyamadık. Ay yarıldı. Ne oluyor dedik acaba? Bütün kervan görmüş. He? Diğerlerine soruyorlar. Hatta onlar da diyor ki daha bunlar demeden ya bir şey gördük anlatsak inanmazsınız. Filan gün filan gece ay yarıldı biliyor musunuz? Gördün mü? Evet bak kendi sözleriyle he, sihir olmadığı ortaya çıkmış oldu. Eğer sihir efendim e, olmasaydı onlar da görürlerdi. Onlar görmeyeceğine göre demek ki sihir olduğu belli olacak demişlerdi ya. Demek ki herkes bu işe şahit olunca artık efendim bunun mucize olduğu aşikara meydana çıkmış oldu. Ama tabi gene Ebu Cehiller ne dediler? Görüyor musun dediler. Ebu Talib'in yetimi semaya da onun sihri tesir etti dediler. Ne'udü teala. Ve inanmadılar ve inkarlarında devam ettiler muhterem kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bizleri istikamet üzere daim eylesin. Zorlukta da kolaylıkta da, genişlikte de, darlıkta da, her türlü şartta ve ortamda Rabbim Celle Celal ibadet ve taat üzere bizleri daim eylesin. İmanlarımızı ikan derecesinde olmasını nasip eylesin inşallah. İşte kıymetli kardeşlerim şaban Şerif ayındaki efendim, vuku bulan hadiselerden bir tanesi budur. Tabi bir de Hani Şaban ayı geldiği zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ya. Recepü Şehrullah ve Şabanu Şehri ve Ramazanu Şehri ümmeti. Recep-i Şerif Allah'ın ayıdır. Şaban-ı Şerif benim ayımdır. Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayıdır. O da yaklaştı. Dolayısıyla Şaban ayı madem Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ayı, Öylece o ayda yani bu ayda çok salavat getirelim. Bol bol Muhammed Mustafa'ya salavat getirelim. Allahu salli ala seyyidine. Muhammedun ve ala Muhammed diyoruz ya. Neden? İşte bunun bir sebebi de şudur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat şerife getirilmesini emir buyuran ayet kerime Şaban ayında nazil olmuştur. Evet o ayet-i de demek ki Efendim Şaban ayında geldi. Ahzab suresi 56. ayet zannediyorum. Ne buyurdu Mevla Aleyhisselatü Billah? İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alel nebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ İnne Allah muhakkak Allah <imtik> ve melâiketehu ve melekler yusallûne alel nebî Nebiye salat ediyorlar. Ya eyyühellezîne âmenû Ey iman eden kullar sallû aleyh, siz de salat ediniz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Şimdi burada tabii enteresan bir durum var. Mesela Mevla Teala Celle Celaluhu bir takım emirleri beyan ederken ne yapıyor? Direkt emrediyor. Mesela اَقِيمُ e الصَّلٰى ve الزَّكَٰى Namazınızı ikame edin, kılın. Zekatınızı verin. Bak ne yaptım Mevla? Direkt, he? Direkt emir buyurdu. Ama burada kullarına salavatı emredecek. İman edenlere salavat getirin emredecek. Ama önce ne yapıyor? İnna Allah'a muhakkak Allah. Ve melekete ve melekler. Yusallûne ale -nebi. Nebiye salat ediyorlar. Yani Allah da meleklerde nebiye salat ediyor. Ya eyyühellezîne amenu, Ey iman eden kullar. Sallu aleyh. Siz de salat ediniz. Görüyor musun? Yani bu ne yapıyor? Bu emrin önemine ciddiyetine işaret ediyor ve daha da kuvvetlendiriyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini ne yapıyor? Ortaya çıkarmış oluyor. Ha tabii şunu da arz edelim. Yani Mevla'nın tabii salat etmesi, meleklerin salat etmesi elbette müminlerin salat etmesi gibi değil. Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri bu konuda buyuruyor ki, Salat diyor Allah'ın Teala Hazretlerinden rahmettir, mağfirettir. Meleklerden istiğfardır, müminlerden de hayır duadır diyor. Yani efendim Mevla'nın demek ki salat etmesi he, bizim gibi değil. Hatta bakın <laughs> men salli aleyhi salaten her kim bana diyor bir salat ederse sallallahu aleyhi aşra salavatin Mevla ona ne yapar? On salat eder. Yani on defa rahmet eder. Başka bir hadis-i şerifte böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Yani bir salavat getiren, şimdi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed. Bu sigayla diyelim bir salavat getirdik. Çünkü çok salavat sigaları var. Evet. Onlarca, yüzlerce. Dolayısıyla bir salavat getirene Mevlana yapıyor. On salat eder. Yani Allah on kere ona rahmet eder. Devam ediyor hadis şerif ve huttat an uhshra hatiyat 10 tane hatasını efendim giderir ve rufiat lahu ashru derecatin 10 derecesinde yükseltir. Bir kere salavat getirdin ya he mevla 10 kere rahmet ediyor sana. Yani efendim bakın 10 e, kere 10 tane sevap veriyor. 10 defa rahmet ediyor, 10 efendim sevap veriyor öyle anlayalım. Dolayısıyla ve huttat an uhshra hatiyat 10 günahını affediyor. 10 derecesinde ne yapıyor? Yükseltiyor. Ya bir salavatla bu kadar efendim kazanç var. E hoca efendi ya bu 10 dedin ama tamam ama bana çok az geldi. Öyle mi? Yani 10 gün anaf olması, 10 tane sevap kazanman, 10 derece yükselmen az mı? Az. Öyleyse sen de ne yap biliyor musun? Salavatı artır. Yani bir salavata 10 tane varsa, 100 salavata 1000 tane var. He? Ne kadar yaparsan çarpı 10 var. Dolayısıyla Mevla'nın salat etmesi, rahmet etmesi, mağfiret etmesi, sevap vermesi. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi he, rahmetine gark eylesin. Mağfiretine mazhar eylesin cümlemizi inşallah. Demek ki salavat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayda çok getirmek lazım. Tabii çok şerifler var salavatla alakalı. Bakınız Ka'b bin Ucar'ı yalan anlatıyor. Bu ayeti Kerime nazil olduğu zaman diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduk. Ya Resulallah sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretmişti. <laughs> yani nasıl selam verecekler? Efendim, e, hangi dualar okunacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi ne yapıyor? Bir hoca gibi Efendim bir baba gibi talebesine, evladına öğretir gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ne yapmıştır? Bunları talim etmiştir. İşte selam hangi bu e, nasıl selam vereceğimizi öğrendik derken işte tahiyyatta bir selam var ya Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü Allah'ın selamı ey nebi Allah'ın selamı rahmeti ve bereketleri üzerine olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretmiş. Ya Resulallah bunu diyor yani nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Peki nasıl salavat getireceğiz? Onu da öğretir misin? Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İşte bu namazda tahiyyattan sonra okuduğumuz salavatı öğretti. Ve ne buyurdu? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala el hamidun mecid ve berik ala Muhammedin ve ala Muhammed kema berekte ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamidun majid. Rabbim Celle Celaluhu bu salavat-ı şerifelerin faziletine cümlemizi nail eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu yolundan bizleri ayırmasın. Amin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu salavatı öğret, öğretiyor. Ve tabi bu da meşhur bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla namazlarda tahiyyattan sonra getirdiğimiz salavat-ı şerife de budur kıymetli kardeşlerim. Evet salavat-ı şerife ile alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İnne lillahi melâiketen seyyâhine fil Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Yani gezen, dolaşan bir şeyler arıyorlar. Pek çok melekler var, pek çok görevli melekler var. He? Mesela biz gelirken efendim müthiş bir yağmur vardı İstanbul'da. Efendim işte bu Sefaköy civarında televizyonun TV5'in buraya gelirken müthiş bir yağmur. Mesela ne buyuruluyor? O her bir yağmur tanesini bir melek ne yapıyor? Getiriyor. Nereye bırakacaksa bırakıyor. Dolayısıyla Mevla'nın görevlendirdiği pek çok melekler var. Alıyor yağmur tanesini, dolu tanesini, kar tanesini neyse. He? Nereye bırakacak? Hangi dama? Hangi cama? Bayramı çayramı? Nereye bırakacak? götürüyor, bırakıyor, görevini yapıyor. Dolayısıyla e, hakikaten de öyle. Yani o yağmurlar yere düştüğü zaman bile ortalığı sel götürüyor da. Eğer bir melek he onları getirip bırakmasa, adres teslimi yapmasa, bu yağmurlar taneler havada birleşse, yani o sel havada oluşsa Allah muhafaza ne köy kalır ne şehir kalır ne kasaba kalır. İşte Mevla'nın pek çok melekleri var. Görevli melekleri bunlardan bir tanesi de e, Mevla'nın kullarından Habibine salatu selam getirenleri ne yapıyorlar arıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat getiren var mı? Selam eden var mı? He? Kim varsa, kim salatü selam okuduysa onu alıyor, götürüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rapor ediyor, arz ediyor. Ya Resulallah falan oğlu filan sana salatu selamda bulundu diye. Görüyor musun? Yani ağzın salavatlı olursa, ağzı dualı olan, ağzı zikirli olan, ağzından efendim salavatlar düşmeyen kimse anasına babasına da ney var? Hayır var. Çünkü o liste ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. He? E dolayısıyla ne oluyor? Arada bir ünsiyet adeta peydahlanmış oluyor. Öyle ya. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Muhammed diyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ismini anıyorsun. Zikre diyorsun. Ve Peygamber Efendimiz'i ne yapıyorsun? Hatırlıyorsun. Arada ne oluyor? Bir irtibat bir sevgi köprüsü, bir ünsiyet oluşmuş oluyor. Ve nitekim zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte ne buyurdu? Evlen nâsi bi yevmel kıyâme ekterum aleyye Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanı, bana en çok salavat getirenler olacak. Dünyadaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? çokça salavat getirirse, he, ne olacak? Ahirette de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınlarından olacak bu kimseler. Onun için salavatı dilimizden ne yapmayacağız? Düşürmeyeceğiz. Yani dünyadaki makam, mevki, makamın mevkini önemli değil. Paran olmayabilir. Zengin olmayabilirsin. serbest sahibi olamayabilirsin. Belirli bir makama, mevkiye gelmemiş olabilirsin. Hiç önemli değil. Eğer dilinde salavat varsa, he? Dilin salavatla ıslanmışsa o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o nurlu yolundan ayakların ayrılmamışsa ahirette Muhammed Mustafa'ya en yakınlardan olacaksın. Öyle ya Muhammed Mustafa'ya yakın olmak ne demek? Bugün bile devlet erkanına yakın olmak için o ne taklalar atanlar var. Hele bir de işleri varsa, hele bir de ihaleleri varsa, hele bir de devletle bir takım efendim çözülecek meseleleri varsa, değil mi? Devlet erkanıyla, bürokrasiyle yakın olma derdinde bir irtibat, bir ünsiyet işini gördürecek. E peki hala ahirette Muhammed Mustafa'ya çok işimiz düşecek. Evet. Ve işte çok salavat getiren Muhammed Mustafa'ya çok yakın olacak. Resulullah'a yakın olmak demek, cennete yakın olmak demektir. Allah'a yakın olmak demektir. Cehennemden de uzak olmak demektir. Bu dünyada çok salavat getirmek. Onun için dillerimizden salavatı eksik etmeyelim kıymetli kardeşlerim. Ama salavat getirmeyen de hele bir de sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi anılıp da öyle şimdi buradan söylüyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa diyoruz. Ne diyeceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ne diyeceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dilimiz aşınmaz ya. He? Bakın Efem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El bakilu men zükirtu indehu felem yusalli aleyh. El bakilu men. Cimri o kimsedir ki en cimri kim biliyor musun? Zükirtu indehu felem yusalli aleyh. Yanında benim adım zikrolunup da salavat getirmeyen en cimri adam. Ne pinti adamsın. Ne cimri adamsın be. Elin cebine girmiyor. He? Hiçbir masrafa girmiyorsun. Hesabında para azalmıyor. Cebinden para noksanlaşmıyor. Dilin zaten ıslak yerde akşama kadar lakırdı ediyorsun, yorulmuyorsun da Peygamber Efendimizin ismi anılmış salavat getirmiyorsun. Yazık sana. Çok cimri adamsın. Manevi cimrisin. Muhammed Mustafa onu öyle nitelendirdi. Ve Resulullah'ın adı zikrolunup da salavat getirmeyene de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Rahime enfu racülin. Dükirtu inde aleyh. Ben yanında adım zikrolunup da salavat getirmeyenin burnu sürtürsün. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Olacak da Allah muhafaza. Evet. Resulullah'ın adı, zikre, adı zikrolunuyor ondan bahsediliyor sallallahu aleyhi ve sellem sen sallallahu aleyhi ve sellem demiyorsun öyle mi salavat getirmiyorsun öyle mi sen bu dünyada Muhammed Mustafa'yı unutursan ahirette de Allah bize unutma muamelesi yapar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize unutma muamelesi yapar biz dünyada onu unutmayalım hatırımızdan çıkarmayalım, gönlümüze sultan edelim, dilimizle, halimizle, kalimizle, salavatlarla onun nurlu yolundan, sünnet yolundan gidelim. Ahirette inşallah bizlere idad edecek, şefaat edecek ve en yakınlarından ol olunacak inşallahurrahman. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine mazhar eylesin. Ruzi cezada onun sancağı şerif altında her yerlerimizi haşr eylesin. Amin. Evet efendim kısa bir ara. Ardından Şaban-ı Şerif ayında hangi olaylar vuku bulmuş devam edeceğiz. Evet muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şaban-ı Şerif ayında vuku bulan bir takım hadiseleri sizlerle paylaşıyorduk. bunlardan bir tanesi de kıblenin tahvili. Kıblenin değiştirilmesi. Malum evvelce İslam'ın ilk yıllarında namazlar Mescid-i Aksa'ya doğru kılınıyordu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken efendim Mescid-i Aksa'ya dönüyordu. Orası da bizim kıblemiz. Ama tabii Mekke'deyken bir problem söz konusu değildi. Şöyle ki Efendimiz ve Vesselam Mekke'de namazlarını kılarken iki kıbleyi cem edebiliyordu. Böyle bir imkan vardı. Nasıl yapıyor? Şöyle düşünelim. Kabe'yi gözümüzün önüne getirelim. Hacer-i Esvet'le rukn Yamani arasında Efendim sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman hem Kabe önünde oluyor hem de efendim e, Mescid-i Aksa'yı önüne almış oluyor ve böylece iki kıbleyi cem etmiş oluyordu. Fakat tabi Medine'ye hicret edince dolayısıyla böyle bir imkan efendim söz konusu olmadı, olamadı. Neden? Yani coğrafi olarak şöyle düşünürsek Medine'yi düşünün. Kabe yani Mekke güneyde kalıyor. Mescid-i Aksa yani Kudüs Efendim kuzeyde kalıyor. E dolayısıyla e, ortada olduğundan dolayı e, Mescid-i Aksa'ya dönünce Kabe e, güneyde kalmış oluyor ve böylece iki kıbleyi cem etmek mümkün olmuyor. E şimdi Medine'de tabii aşağı yukarı 16-17 ay kadar e, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılındı. E, bunda bir problem yok. Yani Mevla nereye döneceğiz derse oraya döneriz. Mevla ne buyurduysa ne duyurduysa biz ona uyarız. Ama şimdi ne oldu Oradaki Medine'deki Yahudiler efendim fitne yapmaya başladılar. Fitne kazanını kaynatmaya başladılar. Yani dediler ki ya görüyor musun bak eğer bizim kublemizde olmasa he nereye döneceğini bile bilemeyecek. Haşa. E şimdi böyle şeyler söyleyince bu gibi fitne kazanı kaynamaya başlayınca bu tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok rahatsız etti. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın oraya dönmesi Mevla'nın emri sebebiyle onun için içinden içinden hep arzu ediyor ki yani Cibril kardeşim gelsin de Mevla'dan bir haber getirsin de tekrar efendim Kabe'ye yani Mescid-i Haram tarafına efendim dönelim diye böyle bir haber bekliyor. Zaman zaman da gözünü semaya kaldırıyor ve Cibril Aleyhisselam'ı böylece bekliyor. Evet dedik ya 16-17 ay kadar Mescid-i Aksa'ya Medine'deyken efendime söyleyeyim e, o tarafa dönüldü. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Seleme mahallesinde oturan Bişir bin Bera radıyallahu anh'ın efendim annesi rahatsız, yaşlı bir kadın. Ümmü Bişir radıyallahu Onu ziyarete gitti. Orada tabi hasta ziyaretinden sonra öğle namazı da vakti girince hemen orada Beni Seleme mahallesindeki mescitte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem e, ashabıyla, e tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gelmiş. Herkes tabi toplandılar ve böylece orada namazlarını cemaatle eda ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu. Mescid-i Aksa tarafına dönmüşler. Birinci rekat kılındı, ikinci rekat kılındı. Tahiyyattan sonra üçüncü rekata kalkılınca Mevla Teala vahiy gönderdi. Bakın namazdayken vahiy geliyor. Ve Mevla ne buyurdu? Kad nera tekallübe vecike fissema. Habibim yüzünü sıkça semaya çevir, çevirip durduğunu görüyoruz. Felenüvelliyenneke kıbleten terdaha. Senin razı olacağın, memnun olacağın kıbleye döndüreceğiz. Çok yakında seni döndüreceğiz. Ve ardından hemen fevelli veceke şatral mescidi haram. Artık yüzünü Mescid-i haram tarafına dön buyurunca. Ve haytü mâ kuntum fe Nerede olursanız yüzünüzü o tarafa çevirin. Emri gelince namazda geliyor. Öğlen namazı. Üçüncü rekat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ne yaptı? Derhal namazın içerisinde kıbleyi değiştirdi. Bu tarafa kılıyorlardı. Hemen ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tarafa döndü. Sahabe-i kiram arkasına geçti. Onlar da ne yaptılar? Hanımlar da onların arkasına efendim geçtiler ve böylece namazlarını bitirdiler. Yani Mescid-i Aksa tarafına dönerek başladıkları namaz, Mescid-i Haram tarafına dönerek selam verip böylece bitirdiler. İşte Umre'ye giden, Hacca giden kardeşlerimiz bilirler. Medine'ye gidince orayı ziyaret etmişlerdir. Oraya ne deniyor? Şimdi oraya tabii daha sonra bir mescid yapıldı, şimdi genişletildi. Kıbleteyn Mescididir orası. Kıbleteyn Mescidi ne demek? İki kıbleli mescid. Evet, iki kıbleli mescit. Dolayısıyla neden? İşte bundan dolayı. Yani bir namazda iki kıbleye dönülmüş. Mescid-i Aksa tarafına döne dönerek başlanılmış ve Mescid-i Haram tarafına dönerek bitirilen bir namaz olmuş. Zaten giden kardeşlerimizde yani kapıdan girdiğiniz zaman hemen karşıda mihrap var. Tabi namazını kılıyorsun. Döndüğün zaman tekrar geri dönüp hani kapıdan çıkacaksın ya kapının üzerine baktığın zaman sembolik olarak bir mihrap da oraya yapmışlar. Yani önceden efendim o tarafa doğruydu kıble ama e, ayet-i kerime nazil olduktan sonra ne yaptılar? Efendim tekrar mescid harama dönüldü diye. Dolayısıyla kıblenin tahvil edilmesi de yine işte efendim Şaban-ı Şerif ayında e, vuku bulmuştur. Tabi Kuba'nın bundan haberi yok. Dolayısıyla onlar gene ne yapıyorlar? Mescid-i Aksa tarafına kılıyorlar. Yani televizyon yok, iletişim araçları yok, efendim mesaj yok. Değil mi? Telefon yok, yani haber verme durumu yok. E onlar da tabii e, o tarafa dönmüşler ama yine bundan haberdar olan bir Müslüman gelmiş Kuba Mescidi'nde kılacak namazını. Bir de bakıyor ki onlar Mescidi Aksa tarafına döndüklerini görünce hemen onları uyarıyor. Kıble değişti, tahvil oldu, Mescidi Haram'a dönülmesiyle alakalı ayet geldi hemen onlar da ne yapıyorlar? Derhal mescidi efendim haram tarafına dönüyorlar. Kıymetli kardeşlerim burada tabi tabii çok ibret alınacak dersler var. Çok önemli efendime söyleyeyim, e, çıkarılması gereken ibretler var. Mesela şunu Kuba Mescidi'ndeki meseleyi arz edecek olursak, yani namaza durmuşlar, değil mi? Bundan haberdar değiller. Bir Müslüman geliyor diyor ki, arkadaşlar kıble diyor değişti. Ayet geldi. Mescide harama dönülecek. Ha şimdi bugün tabi bugün böyle bir şey zaten mümkün değil. Çünkü ayetler o zaman devam ediyor. Din henüz tamamlanmamış. Değil mi? Dolayısıyla ama ne kadar güveniyorlar ki arkadaşlarına. He? Ya acaba bize şaka mı yapıyor? Bizi kandırıyor olmasın. Böyle bir şey yok. Bu konularda ciddiler dini bir meselede, İslami bir hadisede son derece hassaslar, son derece dikkatliler ve son derece güvenilirler. Sözlere ne kadar itibar ediliyor görüyor musun? He? Namaz kılıyor da acaba doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Hakikaten değişmiş midir ya? Hele bu namazı bitireyim de sorayım bakalım. O nereden biliyor? Böyle bir şey yok. Sonsuz güven var, sonsuz itimat var. Allah Allah. İşte böyle adam olmak lazım. Güvenilir adam olmak lazım. Bir söz söylediğin zaman karşındaki ulan böyle diyor ama acaba doğru mudur değil midir başka hesapları var mıdır? Bu işin arkası nedir? Şimdi böyle değil mi? He? Biri bir şey dediği zaman tam efendim kaç kişiye tam olarak güvenebiliyorsun? Adam gibi adam dediğin kaç tane adam var? Etrafına bir bak, çevrene bir bak. Değil mi? Zaten kıyamet alametlerinden biri de ne, neymiş? Her şey az olacak, Hatta azın da azı olacak. Çok az adam olacak, adam çok az. Hatta azın da azı. Çok az helal para olacak. Hatta az ne kelime, azın da azı. Dolayısıyla Rabbim bizi az da olsa o adamlardan eylesin. Adam gibi adamlardan olmak nasip eylesin. Bir Müslüman nasıl olması gerekiyorsa, ahlaken nasıl vasıfları bulunması gerekiyorsa Rabbim bizleri öyle Efendim o vasıflarla muttasıf eylesin inşallah. Bir de şu var. Yani ayeti kerime geliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hemen ne yapıyor? Ayet gelir gelmez hemen efendim kıbleyi değiştiriyor. Yani şöyle diyebilir. Ha vahiy geldi. Şu namazı bitirelim. Zaten ibadette Zaten Mevla'nın huzurunda yani bir boş işle male yaniyle zaten bir peygamberin uğraşması düşünülemez ama e, zaten Mevla'nın huzurunda e, zaten ibadette hele bunu bir bitirelim de e, ashabada ilan ederim. Ondan sonra efendim artık mescide harama doğru kılarız. Demiyor da derhal namazda dönüyor. Sahabe-i kiram da ne yapıyorsun ya Resulallah? Efendim durum nedir? Nedendir? Niçindir? Nasıldır? Sormuyor. Madem Muhammed Mustafa yapıyor, tamamdır. Muhammed Mustafa'nın bakması, Muhammed Mustafa'nın işaret etmesi, Muhammed Mustafa'nın bir yere yönelmesi, yürümesi sallallahu aleyhi ve sellem yeter sahabe için. Yeter. Bir şey buyurdu mu? Bitti. O sözü yaparlar. Evet. Acayip adamlar. Tam teslim olmuşlar tam müslümanlar. Müslüman zaten teslim olan demek değil mi? Dolayısıyla söz tutmak meselesi çok önemli. Söz tutmak. İşte bakın ayet gelir gelmez hemen ne oldu? O anda yaptılar. Şimdi mesela efendim çoğu kimse demiyor mu? Ya ileride yaparız. Namazı kılmıyor. E 40 yaşına gelince yapacağım. Emekli olunca başlayacağım. Hacca gidince şöyle edeceğim, böyle yapacağım. Adamın planları var. Yani gençliğin en güzel dönemini, en cevval olduğu dönemlerde gücü var, kuvveti var, her türlü ortamı var. Şeytanın yolunda harcayacak. Ama ne zaman yaşlanacak, pili bitecek, gözünde fer kalmayacak, ayağında derman kalmayacak. Sonra camiye gelecek beyefendi. He? Elbette cami açık. İstediğin zaman gel. Yüz yaşında da gelsen kabul ama. He? 20 yaşındaki ile 80 yaşındakinin yaptığı bir değil. Her türlü tercih hakkı varken inniye hafullah deyip Allah'tan korkarım deyip bütün haramları efendim elinin tersiyle reddeden Allah'ın haddini hududunu aşmayan o en güçlü dönemini Allah yolunda sarf edenle yapacak bir şey kalmamış. He? Evde bile tutmuyorlar, kahvede bile tutmuyorlar, yürüse yürüyemiyor keşke gezemiyor. E şimdi böyle bir adamın efendim yaptığı bir mi? Ama bu adam gençken bütün ömrünü bu yolda harcamışsa zaten ne mutlu ona. Evet, ve bu ne şefii Rabbi. Gençliğini Allah yolunda geçiren genç arşın altında gölgelenecek gölgelenecek olan yedi gruptan bir tanesi. Özel yani protokoldaki Mevla'nın özel misafirlerinden biri de gençliğini Allah yolunda geçiren kimse. Dolayısıyla tehir etme. Laf dinle. Akıl bali oldun. He? Mükellef oldun ve ne yapacaksın? Hemen, hemen yapacaksın. Veya buradan anlatılıyor. Veya gittin bir camiye veya bir vaaza bir sohbete. Bir ayet duydun, bir hadis duydun. Daha önce bilmiyordun, amel etmiyordun, yapmıyordun ama duydun. Hemen ne yap? Duyduğun gibi amel, saf amel safhasına koy. Mevla ne duyurduysa, ne buyurduysa, Resulullah ne duyurduysa hemen uyalım, amel edelim, söz tutalım. Bak hemen ayet gelir gelmez namazın içinde bile hemen ne yapıldı? Efendim söz tutuldu, emir yerine getirildi. Onun için söz tutmak çok önemli kıymetli kardeşlerim. Biraz söz tutmaktan da bahsetmek istiyorum. Çünkü Allah'a kul olmaya geldik ama kulluk iki şeyle olur. Mevla'ya kul olacağız neyle olacak? İki şeyle. Bunlardan bir tanesi Mevla'nın emirlerine yapışmak. Yani söz tutmak, öbürlerinde nehilerinden ictinab etmek. Emirlerine yapışacağız, nehilerinden kaçınacağız. Yani söz tutacağız. Bunu yapma dedi. Peki ya Rabbi. Bunu yap dedi. Yapıyorum ya Rabbi. Dur dedi, dur. Koş dedi, koş. Yat dedi, yat. Kalk dedi, kalk. İşte böyle adam ol cennet senin ebedi cennet, zevk-i sefa yurdu, cemalullah senin. Aslında bu kadar basit. He? Ve ne deniyor bakın? 104 kitap gönderilmiş. Niçin biliyor musun aslında? Söz tutmayı öğretmek için. Evet. Şu sözü tutabilsek var ya. Hatta ne denmiş bakın? Söz tutanlar alır mertebe. Söz tutmayanlar döner merkebe. Onun için söz tutma meselesi önemli. Hatta bir hoca efendi kardeşimiz ilk defa tabii medreseye giderken hocaya soruyor. Hocam diyor şartlarınız neler diyor. Yani bu burada okumanın şartları neler? Hoca efendi diyor ki buradaki şart diyor söz tutmak yavrum diyor. Söz tutmak. Kendi kendine diyor ki aa öyle mi? E ne kadar kolaymış canım. Peki. Sonradan diyor ki anladım ki diyor söz tutmaktan daha zor bir şey yok. Söz tutmak ne kadar da zormuş ya. He? Çünkü şeytan vesvese verir. Nefis işin içine karışır. Akıl devreye girer. Nedenler, niçinler, nasıllar, acabalar başlar. Ve bu sefer ne olur? Söz tutulmaz. Gevşeklik gösterilir. Tembellik yapılır ve sürüden geri kalır. Evet kıymetli kardeşler. Yani Kur'an-ı Kerim'de tabii söz tutmanın ehemmiyetiyle alakalı çok ayet-i kerimeler var. Çok efendim meseleler anlatmış Rabbimiz Celle Celaluhu. Yani oradan söz tutmanın ehemmiyeti efendim işaret ediliyor, anlatılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de yani Kur'an-ı Kerim'de Mevla Talut'tan bahseder. Talut'un ordusundan bahseder. Calut'u yendi ya. Hatta Davud Aleyhisselam'ın da bulunduğu daha gençken Talut'un ordusuna iştirak etti. Ve bakıyorsun efendim Talut'un ordusu çok az. 313 kişiyle Calut'un o efendime söyleyeyim güçlü, kuvvetli, silahlı ordusunu, o kuvvetli ordusunu helak etti, yendi. Neyle yendiler? Söz tutmakla. Söz tutanlar kazandılar. Söz tutanlara Allah yardım etti. Onun için bakın burada ayet-i kerimeler ışığında inşallah efendim bu meseleyi biraz e, müzakere yapalım birlikte. Tabi öncelikle mukaddimi olması açısından şunu arz edeyim. Evvelce tabi Musa Aleyhisselam'ın işte Tevrat'ın efendime söyleyeyim e, nüshalarını ve bazı eşyalarını e, koymuş olduğu bir e, tabut vardı. Sanduka, tabut. Kur'an-ı Kerim'de de bu geçiyor. E, dolayısıyla bu tabi içinde kıymetli efendim eşyalar var. Eee ben İsrail düşmanlarıyla savaştığı zaman bu tabutu önlerine alırlardı. O önde olduğu zaman efendim düşmanlarına Allah'ın izine galip gelirlerdi. Ama tabi daha sonradan Musa Aleyhisselam vefat ettikten sonra Beni İsrail tabi efendim biraz yoldan çıktılar, azdılar, kudurdular, sapıttılar ve Mevla o efendim tabutu göğe kaldırdı. Göğe kaldırdı. E daha sonradan da tabi işte bu e, Amalika denen bir kabile var bunların başına adeta bela oldu yani Mısır ile Filistin arasında yaşayan bir kabile Amalika güçlü kuvvetli bir kabile ve bunların başına bela olmuş yani bugün nasıl işte ismi de benziyor Amerika var ya he hangi taşı kaldırsan artından efendim çıkıyorlar ya her tarafa el uzatmaya çalışıyor Dünya, dünyanın jandarması kesiliyor değil mi ama nerede Müslümanların aleyhine bir durum var e bir bakıyorsun arkasında Onları görebiliyorsun. Yani o günde bakıyorsun Amalika kabilesi güçlü, kuvvetli Beni İsrail'in efendim adeta ensesinde boza pişirdi. Onların yurtlarına girdi. Onların yurtlarının büyük bir kısmını topraklarını ele geçirdi. Onların çocuklarını efendim ee, onlardan bir kısmını esir etti. Onlara ağır vergiler koydu ve bunlar artık kıpırdayacak halleri kalmadı. İşte böyle bir durumda Allah Teala onlara bir peygamber gönderdi. İşmevle Aleyhisselamı gönderdim Mevla onlara. Onlar tabii geldiler, peygamberlerine gittiler. Dediler ki, Mevla Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Kalu dediler. Linnabiyyi Llahum baathla na meliken nukatil fi sebilillah. Dediler bize bir melik tayin et de. Allah yolunda cihad edelim, savaşalım. Yani başımıza birisini tayin et. Hani Mevla'ya müracaat et. Mevla bize birini başımıza tayin etsin. Bir melik. Dolayısıyla ne yapalım? Savaşalım. Amalika kabilesiyle savaşacaklar. <laughs> Tabi iş Mevla Aleyhisselam dedi ki Tabi Kur'an-ı Kerim'de Mevla beyan ediyor. Yani قَالَ in عَشَيْتُمْ el la Yani Allah Teala size bunu yazarsa Size efendim başınıza bir tane melik getirir ve savaşı emreder. E savaşı emredince bu sefer vazgeçmeyin ha. Sonra efendim caymayın, yüz çevirmeyin. Kâlû dediler. Ve mealena katile fi sebilillah. Yani bize ne oluyor ki biz bu savaştan geri dönelim? Yani niye vazgeçeceğiz ki? Niye efendim cayacağız ki? Vakat uhrijna min ve ebnaina. Onlar biz yurtlarımızdan çıkardılar. Evlatlarımızı eşir ettiler. Bize zulmettiler, zorbalık yaptılar. He? Bize bu kadar sıkıntılar verdiler, üzerimize ağır vergiler koydular. Yani biz kesinlikle yapmayız. Yani Mevla emretti mi biz bunu yaparız. Dediler ama bakın felem ma'kut ibalehimul qitalu tavalla illa qalilan minhum. Ne zaman ki onlara savaş yazıldı, Allah emredince de çok azı müstesna ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Allah Allah. İnsan acayip Evet Böyle bir nankörlük durumu da var. Yani mukaddim olarak böyle. Dolayısıyla allah Teala ve Tekaddes Hazretleri onlara Talut'u Melik olarak tayin etti. Tabi o zamanın peygamberine Mevla vahyetti. Ve işte Ve kâle lehum nebiyyuhum İnne Allah'a kad ba'te lekum ee, Onların peygamberleri onlara dedi ki Muhakkak ki Allah size talutu melik olarak tayin etti. Bak şimdi. İstediklerini yapıyor mu Mevla yapıyor. Peygamber onlara bunu duyurdu. Kalü dediler. En la yekunu lehul mülkü aleyna. O dediler bizim başımızda nasıl melik olacak? He? Ve nahnu hakku bil mülki. Biz ondan dediler melik olmaya daha layıkız. Ve lem yüklesi atemnel mal. Esas mesele de bu. Hem ona yani maldan bir genişlik de verilmemiş. Yani zengin değil, parası pulu yok, servet sahibi değil. E şimdi yani bu kalkıp bizim başımıza melik mi olacak? Kapitalist kafayı görüyor musun? He? Yani üstünlüğü reis olmayı, idareci olmayı, he? Kıymeti ne yapıyor? Servet sahibi olmakta zannediyor. Yani parası olan üstündür zannediyorsun öyle mi? Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberlik görevine başlayınca Mekke müşrikleri ne demişlerdi? Ya dediler peygamberlik gele gele. Ebu Talib'in yetimine mi geldi? Haşa ve kella. Yani peygamberlik gelecekse madem Efendim Taif'ten Urve bin Mesud E buradan da Ebu Cehil Yani Ömer bin Hişam ona gelmeliydi Haşa Niye? Onlar paralı pullu servet sahibi kimseler Mevla'nın ölçüsü o değil Mevla, malı da veren Mevla, mülkü de veren Mevla, imkanlar veren Mevla. He? Mevla'nın kıymet verdiği şey inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en kıymetliniz takva olanınızdır. Takva isen, şu Kur'an'a ne kadar uyuyorsan, şu Kur'an'la ne kadar efendim iştigal ediyorsan, eğer sana Kur'an yön veriyorsa, he? Evinde ocağında Kur'an'a göre yaşıyorsan, amel ediyorsan, işte o zaman Allah katında kıymetlisin, üstünsün. Ya bize talut mu emir olacak? Onun parası pulu da yok. Halbuki her türlü vasfı var. Liderlik için gerekli bütün vasıfları allah Teala ona ihsan etmiş. Gücü var, kuvveti var, boy var, pos var, hitabet var, dirayet var, celadet var. Hepsi var. Yani ondan daha layık adam yok aslında liderliğe. Allah da onu seçmiş. Ama ne zaman onu seçince bu sefer de ne yaptılar? İtiraz ediyorlar dediler madem o melik madem onu Allah seçti o zaman dediler onun melik olduğuna alamet bir şey olsun bir alamet getir ki inanalım ikna olalım ya beni İsrail ne çektirdi Musa aleyhisselam'a da neler etmişlerdi Şimdi bak İsmail aleyhisselam'a diyorlar ki kendileri yalvardılar ne olur dediler yani bize bir melik tayin et hani Allah'tan niyaz et iste Mevla melik tayin ediyor bu sefer diyor aa bu mu olacak o zaman bir alamet göster bize. Mevla onlara alamet de gösterdi. Ve kâle lehum nebiyyuhum inne ayete mülkihi en ye'tiyekumu tabut. Hani az önce bir tabuttan bahsetmiştik ya, bir sandukadan bahsetmiştik ya. Musa Aleyhisselam Tevrat müsalarını koyduğu, bir takım efendim, önemli eşyalarını sakladığı bir tabut vardı ya o tabut önlerinde olunca efendim ordulara galip geliyorlardı ya. İşte işte Mevla Aleyhisselam öyle diyor. Onlara dedi ki onun dedi alameti yani onun melik olduğunun alameti efendim ona tabutun gelmesi. Fihi sekinetun min rabbikum. Onda Rabbinizden bir sekine vardır. Yani o inince, o gelince yani bir sükunet, bir sekine, o korkular dağılacak bir güven, bir özgüven kazanılacak demek. Ve bakiyetun mimma teraka alu Musa ve alu Harun. Onda ne olacak içinde? Bak baştan peygamberleri söylüyor. Hani artık her şey ortada olsun, hiç kıvırma payı kalmasın. Alamet istiyorsunuz. Tabut gelecek. Rabbinizden bir sekinet gelecek. Ve onun içerisinde de Musa ve Harun Aleyhisselam'ın onlara ve aline, ailesine ait bir takım bakiyeler olacak. Ne gibi mesela işte? Efendim, Musa Aleyhisselam'ın asası. He? O e, Firavun ödü patladı ya, şey oldu hani, ejderha olan asa var ya, işte o, onun içerisinde Tevrat yusaları var, Musa Aleyhisselam'ın elbise, elbiseleri var, Nalin şerifi var, Harun Aleyhisselam'ın mübarek sarığı var, Süleyman Aleyhisselam'ın mührü var. He? Yani böyle, efendim bir takım alametler. Süleyman Aleyhisselam'ın yüzü, bir tane var, men. Hani Mevla, menne ve selva. Hani tih saharasındayken efendim tih çölüne Mevla indirmişti ya. Kudret elvası. Biraz da ondan var. Hakikaten ne acayip işler, ne acayip eşya. Değil mi? Hep peygamberlerin efendime söyleyeyim giysileri, elbiseleri, asaları, yüzükleri, sarıkları içinde bunlar olacak. Tehmiluhul melaike ve onu da melekler taşıyacak. Hakikaten bütün efendim halk izliyor. Gökten tabut geldi. Talut'un yanına indi. Anlaşıldı ki artık bu melik. Artık itiraza mahal kalmadı. E zaten buna da efendim e, inandılar, ikna oldular. Ve böylece Talut 80 bin kişilik bir ordu kurdu. Dolayısıyla bu ordu içerisinde tabii dedik ya Davud Aleyhisselam da var. Calud'u o katledecek. Tabi bu konu çok derin, vaktimiz çok daraldı. Onun için çok detaylara inmiyorum, bitirmek istiyorum bu meseleyi. Ve tabi onlar efendim ordusuyla beraber felemma fesale talut bil Yani Talut ordusuyla efendim ayrılınca e tabi hava çok sıcak. Müthiş sıcak. Efendim yolda yürüyorlar. Ya bu sefer tabi hararet var, sıcak var, susadılar. Dediler ki ya bize dediler Öyle ya şimdi madem bak tabut geliyor. Madem Allah efendim onları onu tayin etti. He? O zaman bunda da bir takım özel demek ki e, harikulade haller olabilir. Yani bize dediler bir nehir, bir su içecek bir şey bul. Bir nehir getir. Yani su yetmiyor. Mevla'ya dua et de bize bir yerden bir su akıtsın. En çok ihtiyaç duydukları şey. Bakın ne buyurdu? Kal. İnnallâhe müptelikum bineher. Allah sizi nehirle imtihan edecek. Çok susadınız ya? Heh, işte nehirle imtihan edecek. Birazdan nehir çıkacak önümse. Femen şeribe minhu her kim ondan içerse feleyse minni o benden değildir. Ve lem yem yatamhu fe minni. Ama kim de içmezse ondan tatmazsa içmezse o ben, bendendir. İlla men utarafe furfeten bi yedi. Ancak bir avuç alıp içen müstesna o da bendendir. Evet. tabii nehre geldiler. Nehre gelince emri unuttular. Ya Allah'ın tayin ettiği, peygamberin bildirdiği melik he, başınızda gözünüzün önünde tabut geldi. İçindeki hadiseleri gördünüz. Daha sonra nehir gelecek sakın içmeyin diyor. He? İçen benden değildir diyor. Emri unuttular. Hepsi koşarak gittiler. Diz çökerek kafalarını daldırdılar. Affedersin develer gibi su içtiler. İçtiler içtiler. İçtikçe susuzluklar arttı, içtikçe hararetler arttı. Yani o su onların hararetini dindirmedi. Karınları davul gibi oldu, dudakları simsiyah oldu, düşkün bitkin kaldılar orada adeta düştüler. Ya siz niye söz dinlemiyorsunuz? He? Feşeribu minhu illa kalilen minhum. Çok azı dışında onlar ne yaptılar? O suyu içtiler. Felemma <laughs> cavezehu huve vellezine amenu ma. Tabi ne zaman efendim Talut ve inananlar geçince tabi Calut'un ordusunu bir gördüler. 100 bin kişilik silahlı ordu. Calut'un başında 300 kiloluk miferi var. İnsan azmanı acayip bir şey. O su içenler ne oldu bak hal yok perişan olmuşlar. Kalü dediler. La taqat elen el bi calut ve cunudi. Bizim dediler takatimiz yok. Bugün Caluta ve ordusuna karşı savaşacak halimiz yok dediler. Kale. Ellezine yazunnun ennehum mulakullah. Allah'a kavuşacaklarına iman edenler de ne dediler? Ve onlar sözle tutan, he, su içmeyen veya bir avuçdan fazla içmeyenler dediler ki kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten ketiraten biiznillah. Allah'ın izniyle nice az fırkalar çok efendim, topluluklara Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabirin Allah sabredenlerle beraberdir. O koskoca 80 bin kişilik ordu azaldı, azaldı. Kaç kişi oldu? 313 kişi. Bedir ehli kadar olduğu rivayet ediliyor. Ve aşağıdan Mevla buyurur ayet-i kerimede. Fehezemuhum biiznillah. Allah'ın izniyle efendim ne yaptılar? Calut'un ordusunu hezimete uğrattılar. Hangileri? O 313 efendim tane söz dinleyen kahraman. Onun için kıymetli kardeşlerim Bakın söz tutana Allah yardım ediyor. Söz tutan kendini efendim, az da olsan sayıca, he, kemiyet itibarıyla az bile olsan keyfiyet olarak demek Allah öyle bir güç veriyor, öyle bir kudret ve kuvvet veriyor. Nice büyük efendim sayısı fazla olan ordulara Allah galip kılabiliyor. Savaşta böyle, amelde böyle, ibadette böyle. Yani söz tutan kazanır. Dünyada da ahirette de He kafası rahat olur. Rabbim Celle Celaluhu bizleri söz tutanlardan eylesin inşallah. Tabi bu konuda anlatacak aslında daha çok mesele var söz tutma meselesi. Dolayısıyla ama biz bu kadarla iktifa edelim. Biz az anlatalım. Siz öz anlayın. Rabbim öz anlayıp ibret alanlardan eylesin. Söz tutanlardan eylesin. Rabbimiz ne buyurduysa, Muhammed Mustafa ne, ne duyurduysa duyduğumuz gibi uymak, amel etmek nasip eylesin. İtiraz etmekten Şek şüphe duymaktan Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. İman üzere, İslam üzere yaşayıp son nefesimizde de iman ile Rabbimize kavuşmak cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim bu haftada bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.